Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır yapmadığımız bir şeyi yapacağız. Instagram'dan bir story attım. Oradan takip edenleriniz varsa eğer biliyordur zaten. Sizden bana soru sormanızı istedim arkadaşlar. Ve sizler de bana güzel güzel sorularınızı sordunuz. Bugün çayımı da aldım yanıma. Siz de çayınızı alın. Şöyle güzel güzel bir sohbet edelim. Sizlerin sorularını cevaplayayım. Hazır askerden de yeni gelmişken soruların çoğunu kesin askerlikle alakalı yani. Baktım çünkü şöyle bir göz attım. Şimdi hadi o zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ama bu kanala daha fazla video gelsin istiyorsanız şöyle desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorumlamayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi o zaman ilk soruyla başlayalım. Askerlik nasıl geçti? Sıkıcı mıydı? Yorucu muydu? Askerlik nasıl geçti? Ya askerlik bir yandan şimdi hatırladığın bakınca güzel geçti. Ama ya o sıra için arkadaşlar harbiden çok sıkıcı ve çok yorucuydu ya. Ya gerçekten hani olmasa da olur bir şey gibi geliyor bana. Hani bana kızmayın ama. Yani tamamen 30 gün boyunca yürüdük geldik yani ya. İleride kendi şarkını çıkaracak mısın? Rap benzeri şarkılar. Bir ben kaldım herhalde zaten. Yüksek ihtimal bir tek ben kaldım. Arkadaşlar ağzı olan şarkı çıkarıyor artık. Bütün fenomenler de çıkardı gerçekten. Ya şimdi böyle konuşuyorum da çıkarır mıyım lan acaba ileride? Bilemedim şimdi. Ya şimdi çıkarmam da demeyeyim de. Yüksek ihtimal çıkarmam da. Yani böyle eğlencesine belki yaparsak yaparız ileride. Senin de büyümüş bir nesil var. Nasıl hissediyorsun abi? Ya. Ben de dahil yazmış. Ben de dahil demiş. Ya arkadaşım çok güzel bir duygu. Ben mesela şimdi sokakta yürüyorum mesela atıyorum bir restorana oturuyorum. Herhangi bir yere gittiğimde gerçekten artık iş güç sahibi olmuş insanlar dolu beni tanıyanlar. Ya düşünsene şu an mesela atıyorum 7 sene önce 13 yaşında olan bir çocuk şu anda 20 yaşında yani. Herkes iş güç sahibi oldu, okullarından mezunlar oldu. Güzel bir duygu ya, garip bir duygu. Ama bir yandan da yaşlanmış gibi hissettiriyor ya. Ya ben de çocuktum hani ben de büyüdüm falan 25 yaşına geldim de. Yani ne bileyim o zamanlar beni izleyenler şu anda görüyorum çalışıyorlar iş güç sahipleri falan gerçekten yaşlanmış hissediyorum ama güzel duygu tabii ya gerçekten de öyle koca bir nesil bizimle büyüdü şimdiki nesil de TikTok'ta büyüsün işte. Askerde en zorlandığın anı? Şimdi en zorlandığım olarak bakarsak aslında askerlikle alakalı değil. Askerdeyken böyle bir özellikle birkaç günüm bir çok kötü geçmişti. Ama askerliğe olan şeylerle alakalı değil bu. Özel hayatımda dışarıda olan şeylerden dolayı çok zor birkaç gün geçirdim. Özellikle bir gece geçirdim. O birazcık kötüydü. Ama tamamen diyorum ya askerlikle alakalı değil. Dışarıdaki olaylarla alakalıydı. Ya bir gece arkadaşlar hatta sabaha kadar hiç uyuyamadım. Gerçekten çok kötüydüm. Çok kötü hissediyordum kendimi. Sonrasında sabah olduğunda zaten tam böyle uykuya daldım vesaire derken komutanlar hop kalkıyorsun sabah içtiması. Sabahın 4'ü 5'inde kalkıyorsun zaten. O yüzden o gün benim için berbat ötesi geçecekti. Hatta komutanlarıma da buradan selamlar olsun. Komutanıma gidip durumu anlatıp izin almıştım. O gün akşama kadar uyumuştum. Eğitimlere katılmamıştım. Ve gerçekten ama düşünüyorum o gün eğitimlere katılsaydım herhalde hayatımın en zor günü olacaktı gerçekten. Sabaha kadar uyuyamamıştım falan. Berbat bir gündü. Hayır askerlikteki en kötü günüm o gündü sanırım. Ve askerlikle alakası olmayan bir şeyden dolayı yani. Hayatında yaptığın en büyük yanlış neydi? Çok pişman oldum. Ya hayatımda tabii ki yaptığım yanlışlar var. Tabii ki hatalar var. Bu herkesin var yani. Herkesin de olacak yani. Doğal akış bu çünkü. Ama pişman olduğum hiç yok arkadaşlar. Çünkü ya düşününce tabii ki keşke yapmasaydım diyeceğin şeyler çıkabilir. Ya var da tabii ki aslında. Ama yok arkadaşlar ben hiçbirinden dolayı pişman değilim. Çünkü hatalarınızla, doğrularınızla şu anki karakterinize erişiyorsunuz. Büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz. O hata yaptığınız bir şey size yüzlerce doğruyu için kapıyı açıyor belki de. Yani bilmiyorsunuz. Kelebek etkisi anladın mı? Yani onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun ve bugünkü Furkan oluyorsun. O yüzden asla hiç pişmanlığım yok ya. Ya şu andaki kişi kimse yaptığım hatalarla, doğrularla yani. Askerlik anım çok oldu mu 20 günde? Askerlik anım 20 günde bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum deli gibi anım var ya. Her gün, bak her güne bir 5 anı sıkıştır. 100 tane anı yaptı zaten. Ya arkadaşlar bir gün, ya sabahın 4'ünde 5'inde uyanıyorsun. Akşama kadar full ayaktasın, full bir şeyler yapıyorsun. Full A'dan Z'ye her türlü insanın olduğu bir topluluk. Ya nasıl anı olmasın ya? Hani küçümsüyor bazı insanlar. Ha işte 20 gün. Orada 26 gün. Ya lütfen yani 20 gün falan deyip şey yapmayalım. 26 gün lütfen. Deli gibi anım var arkadaşlar. Dolu. Vallahi dolu. Böyle canlı yayınlarda falan böyle denk geldikçe konuşuruz, anlatırız. Böyle full anıları anlattığım bir videoya gerek yok yani. Bu sene şampiyon kim? Ortada bir tane kupa varsa o kupaya tek talip ve tek sahibi Galatasaray'dır. Askerde tuvalet yıkadın mı? Arkadaşlar yıkadım tabii ya. Galiba bu hani raconun da var işin anladın mı? Askere gidersen o tuvalet yıkanacak kardeşim. Hatta size şöyle bir anı anlatayım mı? Hatta askerlikteki ilk anım. Hadi bak bunu burada anlatayım. Tuvaletle ilgiliyken hazır. İnanılmaz bir anıydı bu arada. Arkadaşlar şimdi hani yani takipçim vesaire olduğu için insanlar tanıyor. Ben de özellikle hani komutanlar tanımasın. Böyle benim gitmeden önceki tek isteğim şuydu. Lan kimse tanımasın. Gideyim ben normal bir insan gibi askerliğimi yapayım dönüyorum.
döneyim. Benim tek derdim buydu, tamam mı? Çünkü şeyi de bilmiyorsun. Şimdi seni sevmeyen bir komutan olur. Ne bileyim, YouTuber falan sevmeyen komutan olur. Takar sana, eziyet eder vesaire. Bilmiyorsun bunların hiçbirini. O yüzden benim derdim şeydi. Ya kimse tanımasın beni ya. Vallahi çok mutlu gidip gelecektim ya. Derdim buydu. Sonra neyse, gelen giden bana şey diyor. Ya diyor, sen nerede okuyordun? Sen nerede şöyle miydin? Burada mı oturuyordun? Neredeysin sen? Şöyledir böyledir. Ya bir yerlerden tanıyorlar ama kim olduğumu çıkaramıyorlar. Ben de herkese şey diyorum. Ya karıştırmışsındır ya. Ya karıştırmışsındır ya falan yapıyorum. Sonra neyse, aralarından beni tanıyan bir kişi vardı sadece. Atalay'a da buradan selamlar, sevgiler. O beni tanıyordu, kim olduğumu biliyordu. Ondan sonra neyse, tuvaletteyiz, tamam mı arkadaşlar? Tuvalet temizliyoruz. Biz 3. koğuştaydık. 3. koğuşta da sadece 10 kişiyiz. Geriye kalan 60 kişi ertesi gün teslim olacakmış. Tamam, neyse. Sabah oldu, bir gece kaldık. 3. koğuşun tuvaleti yukarıda, farklı yani. 2 tane tuvalet var, bizimki farklı. 3. koğuşta kaç kişi kalıyor? 10 kişi kalıyor. 10 kişi de temizlemek zorunda. Normalde şey yapıyorlar işte. Atıyorum 1. koğuşta, 2. koğuşta tek tuvalet var ya. Gidiyorlar işte sırayla temizliyorlar. Yani toplamda 4-5 kere falan temizlemiş oluyorsun 26 günde. Neyse işte biz gittik ilk gün tuvaleti temizleyeceğiz. 10 kişiyiz. Kovalarla suları vuruyoruz, işte fırçalıyoruz, onları bunları yapıyoruz. Arkadaşlar, pisifuarların yanında tuvalet gideri hayal edin. Giderin üzerinde bok var. Kedi yapmış büyük ihtimal. İnsan boku değil, kedi boku büyük ihtimal. Ama yani böyle iyi yapmış yani. Güzel yapmış. Kediyi de tebrik etmek lazım buradan. Ağır bir iyi yapmış. Ya herkes, bak arkadaşlarım işte, askerlik arkadaşlarım, birisi kova vuruyor. Biri fırçayla bir şeyler yapıyor. Ya bok orada paramparça, tamam, işkence görüyor ya bok orada. Gitmiyor abi, giderden gitmiyor o bok. Sonra neyse, herkes mücadele içinde. Ya dedim, açılın lan. Alacağım boku, tamam mı? Gittim oradan kürek aldım, bir tane fırça aldım. Boku aldım. Tam böyle işte şeye doğru götürüyorum. Çöpe doğru götürüyorum, atacağım. Atalay ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar dedi, o boku alan çocuğun 3,5 milyon takipçisi var. O günden sonra herkes tanıdı zaten. Ve hani boku alan fenomen çocuk. Anladın mı? Adım öyle çıktı yani resmen askerlikte. Sonrasında zaten o gün bu yaşanmasa da şu yaşanacakmış. 4 tane asteğmen vardı başımızda. 3 tanesi izleyicim çıktı. Buradan onlara da çok çok selamlar, sevgiler. İsimlerini vermeyeyim. Göreve devam edenler var aralarında. Böyle bir sıkıntı bakın çıkar, belki olmasın öyle bir şey. 3 tanesi izleyicim çıktı. Böyle içtimadayız. Yani yüzlerce insanın yanında bana dedi ki, sen YouTuber olan Furkan Yılmaz'sın değil mi? Ben seni izliyordum. Evet dedim, oyum. Artık dedim herkesin haberi var. Arkadaşlar bırakın bizim bölüğü, diğer bölükler, hatta 6 aylıklara kadar herkes öğrendi orada olduğumu. Yani gerçekten tanımayan yoktu artık. Ondan sonra işin şeyi çıktı. Herkes tanıyordu artık. Soru neydi lan? Hiç tuvalet yıkamadın mı lan? Nerelere geldik harbiden? Evet. Yıkadım. Hem de tuvaleti yıkayan, boku alan çocuk olarak çıktı adım. Eski Furkan'la yeni Furkan arasında fark ne? Eski Furkan'la yeni Furkan arasındaki fark ne? Ya sanırım ya yeni Furkan birazcık daha o yaşam enerjisini herhalde kaybetti ya. Ya çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var yani. Ya o sıra çocuktum. Ülkenin durumu da gayet iyiydi. Ondan sonra yani sosyal medya da daha güzeldi. Ya şimdi büyüyorsun, hayatın ciddiyetiyle, sorumluluklarıyla karşılaşıyorsun. Ülkenin sorunları, dünya sorunları, onlar bunlar falan. Ya tabii ki yani eskisi kadar yaşam enerjisi olmuyor yani insanda. Bu hepimizin problemi yani neredeyse çünkü. Sanırım en büyük farklardan bir tanesi bu sanırım. Eskisi gibi o yaşama sevinci olmuyor insanda. Bu yaşam enerjisi mi deniyor ona? O olmuyor insanda ya. Abi eskiler mi iyiydi, eskiden mi iyiydik? Ya ikisi de biliyor musun? Hem eskiler iyiydi, hem eskiden iyiydik. Ama ya bu herkes için geçerli arkadaşlar. Hatta ben bunu Instagram'da bir kere eski bir tane soru cevabını da yayınlamıştım. Çok güzel bir yazı yazmıştım, upuzun. Onu da videoyu durdurup okumak isterseniz eğer buraya koydum. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz okumak isteyenler. Gerçekten güzel bir yazıydı. Orada bütün isteği, bütün düşüncelerimi aktarmıştım. Ama burada bir özet geçeyim. Eskiden neden güzeldik? Çocuktuk. Tek derdimiz inip futbol oynamaktı. Tek derdimiz gidip ne bileyim sınıftaki kızın saçını çekmekti. Ne bileyim saklambaç oynamaktı. Dertlerimiz bu tarz şeylerdi. Ya o yüzden tabii ki eskiden güzeldik gibi geliyor. Ama büyüyünce de arkadaşlar her şeyin olayı daha farklılaşıyor yani. Bu çok normal bir şey. Bu herkesin başına gelen bir şey. Ha eskiler de şunu neden güzeldi? Abi ya çok şey yaşadık be. Ülkecek, dünyaca çok şey yaşadık ya. Tam bize denk geldi var ya her şeyde. Bizim böyle tam gençlik zamanımıza denk geldi. Yok koronasıdır, yok patlamalarıdır, yok yangınlarıdır, yok depremidir. Gerçekten her şeyi neredeyse yaşadık. Bir zombi virüsü kaldı herhalde. Dur bakayım, zombi virüsünde yaşarsak her şeyi yaşamış şekilde gideriz bu dünyadan. Askerde en mutlu olduğun an neydi? Askerde en mutlu olduğum an. Ya askerde bu arada askerlik arkadaşlarıma çok çok selam olsun buradan. Gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarım.
arkadaşlarım var. Hala görüştüğüm arkadaşlarım oldu oradan. Askerlikle ilgili bu arada en güzel şey bu arkadaşlar. Tanımadığınız, etmediğiniz insanlarla hayatta, normal hayatta birlikte bir araya gelemeyeceğiniz insanlarla bir araya geliyorsunuz ve sohbet ediyorsunuz, tanışıyorsunuz yani. Normalde olsa mesela o bambaşka bir iş yapıyor, ben bambaşka bir iş yapıyorum. Hayatta nereden tanışacaksın? Veya bir araya geldin diyelim, sohbet etmezsin yani. İkisinin de birbirine karşı ön yargısı olur. Ama askerlik öyle bir yer ki, YouTuber mısın? Hiçbir önemi yok. Mimar mısın? Hiçbir önemi yok. Çiftçi misin? Hiçbir önemi yok. Aşırı holdingler sahibi olan bir kişinin oğlu musun? Hiçbir önemi yok. Orada hepiniz eşitsiniz. Ve bu yüzden o arkadaşlık ilişkileri gerçekten çok güzel oluyor. En sevdiğim şeylerden bir tanesi buydu. En sevindiğim anılar da atış çok güzeldi ya. Atış inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Çoğunluk 3 mermi atıyormuş şu askeriyede. Biz 5 mermi attık. Bizim askeriyenin 5'miş. G3'lerle böyle pat 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 bir şey değil mi? Çok keyifliydi. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Sence askerlik gerekli mi yoksa yürümekten mi ibaret? Başım belaya girer mi? Arkadaşlar ya şimdi samimi konuşacağım. Kendi fikrimi söylüyorum zaten. Bence gerçekten hiç gerekli bir şey değil. Ya şöyle, komutanlarımız da bize şunu söylemişti. Hani o barut kokusunu alın. Amaç bu. Tamam, alalım. Bence de bak bu güzel bir şey. Elimiz silah tutmayı bilsin, anladın mı? Olası bir şey için silah kullanmayı bilelim. Barut kokusunu alalım. Silah sesine alışalım. Tamam, bunları birkaç günde hallederiz ya. Birkaç günde hallederiz. 26 gün oradaydım. 3 gün atış sürdü. Ya, bir gün silah eğitimi aldık. Bir gün atış yaptık. Diğer günde silahları temizledik. Tamam. Diğer bütün günler yemin törenine hazırlanıyorsun arkadaşlar. Yürüyorsun. Uyguladın marş. Çat çat çat. Tören yürüyüşü. Başka bir şey yok. Şey diyorlar bir de. Disiplin kazanıyorsun. Ondan sonra düzen kazanıyorsun vesaire de. Bunları kazanmak istemeyen bir insana zorla yaptığında bence çok kazandırabileceklerini zannetmiyorum. Ya o yüzden o çok da gerekli bir şey değil arkadaşlar bence ya. Ya hani uzun dönem yapanlar için sözüm yok bu arada. Hani yapmak isteyerek asker olunmaz, asker doğulur diye bir söz var ya. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu iş isteyen yapmalı arkadaşlar. Vallahi öyle. Gerçekten çok zor bir iş. Buradan Mehmetçiğimize, bütün askerimize gerçekten o kadar saygılarımı sunuyorum ki. Ya işi varlar yani gerçekten. Askerlik nereden çıktı ve kaç gün kaldı? O ne demek lan? Askerlik nereden çıktı mı? Öyle ne bileyim ya. Kafam esti, bir gideyim dedim. Öyle bir kafa tatili. Lan zorundaydım, gittim işte. Askerlik zamanı geldi, gittik. Yani artık ertelemeye baktığım şeyim de kalmamıştı. Şansım da kalmamıştı. Vakti geldi, gittik arkadaşlar. Öyle bir şey mi var ya? 26 gün kaldım. Ya bedelli işte. GTA 6 çıkınca ekip tekrar buluşacak mı? Çünkü eskiden öyle diyordunuz. GTA 6 çıkınca ekip tekrardan buluşacak mı? Ya arkadaşlar bana kalsa ekip şu anda da toplansa yani ben okeyim. Şu anda da gayet de ben ekiple hiç kimseyle yani böyle aman aman bir problemim falan yok ekipteki. Emrecan'la zaten her gün oyun oynuyoruz. Emrecan'la bak video çekmiyoruz ya mesela, Emrecan'la da görüşmediğimi zannediyorsunuz. Emrecan'la biz her gün deli gibi oyun oynuyoruz. Ondan sonra Hasan abiyle de görüşüyoruz. Ümit abiyle bir görüşemiyoruz çok. Onun dışında da yani gerçekten benim hiçbirisiyle öyle aman aman bir problemim yok. Bana kalsa ben şu anda da çekerim. Ya ama benim arkadaşlar ekibin dağılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu arada izlenmemesi. Ekip videoları artık izlenmiyordu eskisi gibi. En büyük sebebi buydu. Onun dışında da benim tarafımda da benim tuğmam ekip videoları çekmek istemememin sebebi de arkadaşlar her şey videodan ibaretti. Ya şunun gibi söyleyeyim size. Yani önemli olan videoydu. Videoda Furkan var. Furkan yok. Bu önemli değildi. Ve bu zamanla o kadar fazla artmıştı ki ben de dedim yani tamam yani madem öyle. Ya çünkü arkadaşlar gerçekten işiniz çıkabiliyor. Herhangi bir şey olabiliyor. Videoya geç kalabilirsiniz veya başka bir güne alabilirsiniz. Eğer bir ekip adı altında videolar çekiyorsak o gerçekten o ekipteki kişiler olmalı o videoda bence. Ya sonra işte dediğim gibi böyle derken bir de izlenmemeye başlayınca ekip videoları zaten kaynadı gitti. Yoksa arkadaşlar ben hepsini gerçekten özelde birebir de çok severim yani. Öyle bir problemimiz falan yok. Gayet de çeksek çekeriz. GTA 6 zamanında da çeker miyiz? İnşallah çekeriz ya. Güzel olur. Nostalji de olmuş olur. Abi spora devam ediyor musun? Spora şu anda devam etmiyorum. Ya askerlik girdi ya araya. Askere gittim geldim. Bir de askerlikten dönünce şimdi işe güce dönmeye çalıştım vesaire derken bir devam edemedim. Ama hiç merak etmeyin. Ya bu hafta birkaç gün içinde, hatta bu videoyu çektikten birkaç gün sonra büyük ihtimalle spora gitmiş olacağım. Siz izliyorken büyük ihtimalle devam ediyorum, biliyor musunuz? Devam edeceğim yani, hiç merak etmeyin. Farz et ki YouTube'a yeni bir özellik gelecek. O özelliğin ne olacağını da sen seçeceksin. Ne söylerdin? Yeni özellik getirmesek de özellik alsak öyle oluyor mu? Bence olur. O zaman YouTube'a gelecek yeni özelliği ben seçiyorum. Yeni özellik shortsları kaldırıyorum kardeşim. Shortsları kaldırdım. Üf, direkt bunu isterdim arkadaşlar ya. Ya çünkü zaten var elimizde Instagram'ı, TikTok'u. Bir tane de YouTube'da olmayıversin yani. Her yerde aynı şeyler. Hatta Facebook'ta da var galiba. Kullanmadığımızdan bilmiyoruz. Yani gerek yok arkadaşlar ya bence. Yani YouTube'un olayı nedir? Uzun videodur. Sen de olmayıversin. Instagram'da, TikTok'ta izlesin yani onu izlemek isteyen. Bunu kaldırdım.
kaldırırdım herhalde. Abi saçları uzatmayı düşünüyor musun? Bu arada eski uzun saçların daha iyiydi abi. Ya bence de uzun saçlarım güzeldi, yakışıyordu. Ama askerlik için kestirdim zaten. Yani mecburdum. Uzamıyor ama. Şuna bakar mısın? Askerden geleli ne kadar? 1-2 ay oldu herhalde. Uzamıyor kardeşim ya. Uzatacağım arkadaşlar. Tekrardan şöyle eskisi gibi uzun saçlarım olsun istiyorum. Kimse halini hatırını sormamıştır abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Ah be. Kimse de sormamış harbiden önceki sorularda bak. Nasılım? Vallahi iyiyim arkadaşlar ya. Çünkü iyi olmak zorundayım yani. Arkadaşlar bu hayatta gerçekten kendinizden başka önemli hiçbir şey yok, biliyor musunuz? Ya tabii ki anne baba falan, onlar bir ayrı bir yani. Orası bambaşka bir konu. Ya gerçekten bu hayatta arkadaşlar kendinizden başka önemli hiçbir şey yok. O yüzden iyi olmak zorundasınız. Mutlu olmak zorundasınız. Çünkü hayat devam ediyor ve mücadele etmek zorundasınız. Nasılım? İyi diyelim, iyi olalım. Aynen öyle bence. İyi diyelim, iyi olalım. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel gidiyor arkadaşlar. Bir de videolara falan başladık ya. Gayet keyfim yerinde. Çok da güzel bir şekilde videolar yayınlanmaya devam ediyor. Oyun kanalımıza her gün video giriyoruz. Eğlence kanalımıza her hafta video gireceğiz vesaire derken gerçekten güzel. Her şey yolunda ilerliyor. İyiyiz. Daha da iyi olacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle dertleşmiş olduk. Şöyle güzel bir soru cevap yaptık. Böyle az ve öz sorular gelmiş gerçekten. Siz de bu arada sorularınız falan varsa yorumlara yazın. Bir sonraki soru cevap videosunu bu videonun yorumlarından almış oluruz. Güzel olur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorumlamayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.